taslaklar uzun süredir bir faaliyete tanık olmadı. Bu defa merkez ovayı da yağmalarsak 9 ana kabilenin güçlerini birleştirerek sayımızı arttırmış olacağız. Bu topraklar böyle bir güç hiç görmedi. Hadi! İçelim! İçelim! Baba? Mendu hala gelmedi mi? Esirleri serbest bırakıyormuş. Serbest mi? Hadi gidip öldürelim şunları! Öldürelim! Gel buraya. Ne yapacağız? Ashina. Emredersiniz. Öldürün! Durun! Kaan'ım. Kaan'ım. Abi, savunmasız esirleri öldürmek sana yakışıyor mu? Zavallı durumdalar. Onlar artık benim malım sayılır. Canım nasıl isterse öyle yaparım, tamam mı? Ama zamanımız kısıtlı. Mevsimin ilk karı yere düşmeden önce otlaklara çekilmeliyiz. Baba, her yıl ovaları yağmalıyoruz. Ama uzun vadeli kalamıyoruz. Talan sırasında bölünüp bey ordusundan büyük yaralar alacağımıza bu birleşmiş kabile gücünü neden kendi yararımıza kullanmıyoruz? Bu verimli bey araziler üstünde hayvancılık yapabiliriz. Özür dilerim. Haddimi aştım. Karar sizin. Otlakların gerçek efendisi sizsiniz. Mendo, başka esir öldürmeyeceksin. Emredersiniz. Bizi bekleyin. Savaş alanında kahraman olunmayacağını bütün eski askerler bilir. Orada sadece ölüler ve çılgınlar vardı. Duygu falan yoktur orada. Sadece savaş vardır. Ama sen olmasaydın hiçbirimiz burada olmazdık. Duygularıyla hayatta kalan tek kişi sensin. Baba, ilaç vakti. İstemiyorum. Bana şarap ver. Tamam. Bir kase doldurayım. Bunu istemiyorum. Ötekini istiyorum. Meğer ilaç bundaymış. Düşmanın zayıf tarafını onun aleyhine kullanıyor. Anlaşılan Mulan babasını savaş taktiklerini çok iyi öğrenmiş. Bütün suç sizde. Ona neden kung fu öğrettiniz? Gün boyu etrafta sopa sallıyor. O genç bir kız, artık kim onunla evlenir ki? Merhaba büyük baba. Kung fu çalışıyor musun? Dün çalıştım, bugün de biraz çalıştım. Ama ben görmedim. Hangi ara çalıştın? Horozlar ötmeye başlayıp susana kadar. Yani ben bunu dün ve bugün diye yorumluyorum. Seni şımarık beni. İmdat! Avar boyları sınırlarımıza dayandı. Vatanı savunmak için askere ihtiyaç var. Her köyden asker ve yiyecek toplanacak. İmparatorun emrine kulak verin. Cavdayu. Burada. Huahu. Burada. Baba, sen hastasın, gidemezsin. Hayır, bir asker asla savaştan kaçmaz. Yangqi. Burada. Yang Wenjai. Burada. Mevven. Burada. (Gülüyor)
yaşlı dostum. Bak, tekrar cepheye gitme vakti geldi işte. Sana hazır ol demiştim. Baba. Al biraz şarap iç. Biraz birikmiş param var. Yatağın altındaki kavanozda saklıyorum. Hoğusta tam sana göre bir koca adayı bulduğunu söyledi. Yeni yılda onunla evlenirsin. Ve artık dövüş sanatlarını bırakmanı istiyorum. Sen genç bir kızsın. İleride bir gün gökyüzünde hiç görmediğin bir yıldız keşfedeceksin. İşte o yıldız ben olacağım ulan. Annen uzun zamandır gökyüzünde. Yalnızlıktan sıkılmıştır. Kızımı terbiye edememişim. Onun adına özür diliyorum. Hua ailesi savaşçı bir aile olarak bilinir. Savaşmak istiyorsan sonraki hayatında erkek olarak dünyaya gel. Kuralları biliyorsunuz. Arkadaşının malını izinsiz almanın cezası idamdır. Kabadayılık, tecavüz, karargaha kadın almak hepsinin cezası idamdır. Büyücülük veya hayalet söylentileri yaymanın cezası idamdır. Korku yüzünden veya nedensiz yere cepheyi terk etmenin cezası idamdır. Hatalı işaret vermenin farklı bir yerde gecelemenin cezası idamdır. C birliği, Tuğ köyünden 400 kilo yiyecek getireceksiniz. Yürüyün. Unutmayın. Künyeler yanınızda olacak. Öldüğünüz zaman bunlar sayesinde kimlikleriniz belirlenecek. Anlaşıldı mı? Evet efendim. İsim? Kaplan Feyl. Hua Ho'nun oğlu Hua Mulan. Önüne bak. Tamam. Teşekkür ederim. Bunları al ve 3 numaralı çadıra geç. Hua Mulan? Sen buraya neden geldin? Babamın yerine geldim. Bunu nasıl yaparsın? Kaplan! Kaplan! Ha? Kaplan!
Kadınların askeri bölgeye girmesi yasak, cezası ölüm. Biliyorsun, köyün yakılmasını mı istiyorsun? O zaman kimseye bundan söz etme. Beni bir an önce öbür dünyaya göndermek mi istiyorsun, ha? Kaplan, lütfen. Bana yardım et. Babam hasta, biliyorsun. Bu şartlara dayanamaz. Ama... Aha. Kaptan Fee, gel buraya. Buraya gel. Yardım edecek misin? Tabii. Böyle olacağını biliyordum. Sen ne dersen yapacağım ama sen de benim dediklerimi yap. Az konuş, az gül. Neden? Çünkü sen böyle gülüyorsun. Erkekler şöyle güler. Tamam. Ayrıca gözlerini açarak bakma. Nedenmiş o? Bizim gözlerimiz öyle büyük değildir. Sadece senin gözlerin küçük. Seninkiler de kocaman. Bundan böyle benim dediğimi yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Biliyor musun, o adam komutanın yeğeniymiş. Adı Hugey. Merhaba bay. Ha, merhaba. Bu Mulan. Bilgin, Tombik. Kaptan kardeş. Bu Mulan. Sen gel buraya. Bu Hulu. Bu da Mulan. Merhaba Mulan. Rica etsem Mulan'la yatakları değiştirebilir misin? Bütün yataklar aynı. Öyle de Mulan sadece duvar yanındaki sessiz yerlerde uyuyabiliyor. Tamam. Otur. Küçük ustayla kumar oynayacaksın. Bana leopar lazım. Ulan. Ne bu? Kül rengi çamurdan Hugey adında bir kaplumbağa gelir. Öyleyse onun adı kaplumbağa olsun. Tamam, kaplumbağa diyelim. Nasıl? Güzel isim, öyle değil mi? Eğitim bitti. Çadırlarınıza dönün. Karayel. Veda etmeden gittiğim için babam çok kızmış mıdır? Burada sahtekarlar kahraman olmuş. Subaylar kendi derdinde. Babam o siniriyle bir dakika bile duramazdı. Haksız mıyım? Haksızsın. Yenilerden misin? Adın ne? Ne o? Yoksa sadece atlarla mı konuşuyorsun? En azından gizlice başkalarını dinlemiyorum. O zaman beni de at olarak kabul et. Adım Ventay. Atımın adı Mehtap Avcısı. Seninkinin adı ne? Karayel. Demek Karayel. Senin adın ne? Adım Huamulan. Atın güzelmiş. Gel, yardım et. Atım inanılmazdır. Savaş kahramanıdır. Sahi mi? Bir de lakabı var. Ne? Huamulan. Mentay, al. Huamulan, al. Mulan kardeş. Bu Ventay. Kaplan. Ben de Ventay. Bu benim abim, Tombik. Boş ver onu, merhaba. Merhaba. Ben de Bilgin. Ne çiziyorsun? Karımı, özledim de. Mulan'a benziyor. Demek evlisin ha? Ailenin tek erkek çocuğu olduğum için babam erken yaşta evlenmeme izin verdi. Tamam, beni de böyle çiz. Böyle mi durayım yoksa güleyim mi? Yo, böyle iyi, böyle iyi. Olamaz, yine ağlamaya başladı. Sen nasıl askersin? Tamam. Bayi hasta annesine ilaç parası denkleştirmek için zengin birinin yerine gönüllü olarak askere gelmiş. Ama kadın hala hasta. O da bu yüzden ağlıyor. Yine kaybettim. Hadi herif, senin zırlaman yüzünden şansım kaçtı. Ne ağlıyorsun? Annen mi öldü? Ne biçim konuşuyorsun? Kendini ne sanıyorsun ha? Dur! Ne yapıyorsun sen ha? Çekil be! Gel buraya!
Efendim, efendim lütfen bağışlayın. Rahat dur. Kendini cepheye sakla. Doğru söylüyor. Molan kardeşi gördünüz mü? Benim de babam hasta. Ama geri dönemeyiz. Annen oğluyla gurur duyuyordur. Seni bekleyecektir. Doğru. Ventay. Bitirdim. Teşekkür ederim. Dön! İleri! Hamle! Dön! Hamle! Hamle! İleri! Hamle! Hamle! Dön! Öne! Hamle! Dön! Hamle! Kaplan, sıcak bir kaynak bulmuştun ya. Beni oraya götür. Sen hangi taburdansın? Ha? Sana diyorum. Sen kadınsın. Karşılaştım. Aferin sana. Bırak beni. Kaplıca'da onunla dövüşmek zorunda kaldım. Peki o Molan olduğunu anladı mı? Sadece bir kadın gördüğünü biliyor. Yatalım öyleyse. Hadi kalk. Sıraya geçin. Amca, ben onlarla birlikte eğitimdeydim. O sırada çalınmış. Prens adayımızın yeşim kemerini alan her kimse hemen iade etsin. Sadece elini keseceğim ama arama sırasında bulursam kellenizi alırım. Arayın. Soyunun. Çıkar. Sallanma. Ne yapıyorsun? Hadi. Devam et. Çıkarıyorum efendim. Sana söylüyorum. Hadi. Düğünlenmiş efendim. Hadi. Soyunun. Hepsini çıkarın. Çıkarın hadi. Çabuk olun. Onu ben çaldım. Getirin onu. Kemer nerede? Kaybettim. Kayıp mı ettin? Mutlaka birine satmıştır. Kemer nerede? Bilmiyorum. Kellesini uçurun. Komutanım. Önce bir soruşturma yapmak gerekmez mi? Yarın öğlen idam. Nerede bu? Nerede? Thank you.
onu seni çalmadığını biliyorum. Söyle, buraya neden geldin? Babam çok hasta. Ben de erkek kılığına girip onun yerine geldim. Sana nasıl yardım edebilirim? Babamın... bundan haberi olmasın. Savaş sırasında... öldürüldüğümü söylersiniz. Çorba iç. Bu kampa geldiğimden beri her gece korkunç kabuslar gördüm. Cesedimi kendi ellerinle yakmanı istiyorum. Kimse beni görmesin. Tamam. Tüm kabusları yakacağım. Teşekkür ederim. Dışarı çık. Baş üstüne. Avarlar saldırıyor. Git hadi. Çabuk. Acele et. Bunu nasıl açıklayacaksın? Bu büyük bir suç. Savaş halindeyiz. Farkında olmazlar. Kaç hadi. Hadi.
Kes başını! Hadi durma! Bu bir kuraldır! Avarların komutanı öldü! Saldırın! Gel, şöyle uzan. Hadi. Telaşlanmayın. Bandaj getirin. Hadi çabuk bandaj getirin. Sen nasılsın? Çabuk hadi. Yine buraya gelsin. Çok üzülüyorum. Amca. Sensiz ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Biz yanındayız. Gel hadi. Selam dur! Mulan, sen yetenekli bir savaşçısın. Bu yüzden kimliğini ifşa etmeyeceğim. Böyle devam et. Şu kanları silelim. Aileler lekeleri görüp daha fazla üzülmesin. Eskiden kandan korkardım. Babam da çok kızardı. Bir tavşanı bile öldüremeyen adamdan ne beklenir deyip beni evden kovardı. Bence korkmuyordun. Sadece hazmedemiyordun. Doğru. Sonra çok uğraşıp bu korkuyu yendim. Babamdan nefret ederdim. Ama şimdi anlıyorum ki amacı beni eğitmekmiş. Ve bunu başarmış oldu. Kendimce bir yöntem buldum. Korkularımı bir insanmış gibi düşünüp onlara şöyle bağırdı. Sizden korkmuyorum. Ve ondan sonra hiç korkmadım. Senden korkmuyorum. Ne dedin? Hiçbir şey. İmparatorluğumuz 3. yılında bir kahramanını yitirdi. Kumandan Büyük Feng vatanı uğruna can verdi. Emre göre yeni komutanımız Wen Tai olmuştur. Huan Mulan da yardımcısı olmuştur. 6. taburun ülkesine hizmette öncülük etmesini diliyoruz. Yakında büyük bir saldırıya hazırlanıyorlar. Bu yüzden biz onlardan önce davranmalıyız. Düşmanın toparlanmasına fırsat vermeden tüm taburlarımızın her cepheden saldırıya geçmesini emrediyorum. Emirlerim derhal uygulansın. Sizden başarı bekliyorum. Abi! Abi!
imparatorumuzun emri. Savaşta gösterdikleri üstün başarı nedeniyle Bentai ve Hua Mulan'ın generalliğe terfi etmesi uygun görülmüştür. Bu kahramanlarımızın üstün hizmetlerine diğer cephelerde de devam etmesi en büyük dileğimizdir. Hep birlikte yeni zaferlere! Babamın neden öyle söylediğini sonunda anladım. Cephede işsiz olacaksın dedi. Biz ödüllerimizi aldık. Peki onları kim ödüllendirecek? Babamın dediğine göre insanlar öldüklerinde gökyüzünde yerlerini alıp yıldızlara dönüşürlermiş. Kaanım, General Ventai ve Hua Mulan Bavuyu'yu yenmişler. Yine aynı şey. Demek Vey ulusu kendilerine yine kaplan gibi generaller bulmuş. Baba, bir kurt bir kuzuyu kolayca yiyebilir. Ama 10 kurt bir kaplanı devirir. Yalvarırım, güçlerimizi birleştirelim. Avar Birliği bundan 150 yıl önce kuruldu. Ama şu anda üye kabile sayımız çok az ve hayat çok çetin. Baba, Vey'nin kraliçesi olmak istiyorum. Eğer kraliçe olabilirsem onların içindeki uluslarla da iyi bağlar kurarız. Hayvan postu ve atlarımıza karşılık onlardan tuz ve demir alırız. Sence de güzel olmaz mı? Eğer bir abin olmasaydı, benden sonra Kaan sen olurdun, otlakların efendisi. Kaan'ım. Evlat, seni serbest bırakmıştım. Ama onca yıldır beni bırakıp gitmedin. Umarım öldüğüm zaman manilerin eşliğinde gömülürüm. Daha sonra belki kendi kabile üyelerini bu topraklardan alıp memleketine geri götürürsün. O güne kadar bekle. Avarlara dost lazım, biliyorsun. General Hua! General Ventai keşif sırasında pusuya düşürülmüş. İkinci emre kadar burada beklememizi istiyor. Bilgin! Emredin. Askerin başına geç. Emredersiniz. Atlılar, siz benimle gelin. Hadi. Erzak arabalarını kenara çekin. Hemen. Çekiliyoruz. Peşlerine düşmeyin. Neden geldin? Seni merak ettim. Gidelim. Ne
Avarların baskınına uğradık. Bilgin, Bilgin. Buraya gelin, dört kişi buraya gelsin. Bilgin. Şu hale bak. Yardım edin hadi. Bilgin. Olsun. Çabuk olun. Bilgin. Bilgin, ne olur dayan Bilgin. Bilgin, kendini bırakma. Evde senin yolunu bekleyen bir karın var. Dayanmalısın. Hayır kaplan. Ben evli değilim. Ama evden ayrılmadan önce babama bir torun sözü vermiştim. Beni affetsin. Generalim, mallarımızı koruyamadın. Beni bağışlayın. Ve bunu lütfen evime yollayın. Çok üzgünüm. Bilgin! 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 Suç bende. Nereye gidiyorsun? Onları bulmaya! Bir an için duygularına yenik düşmen, onca adamımızın canına mal oldu. Farkında değil misin? Hepsi benim suçum. Bunun sorumlusu benim. Buradan ayrılmamalıydım. Ama geri dönmeyeceksin diye. Çok korktum Bentay. O kadar çok kardeşimi yitirdim ki. Seni de kaybetmeye dayanamazdım. Babam haklıymış Mulan. Savaşta duygularım kesinlikle yer yokmuş. Peki sen olsaydın... Yanıma gelmez miydin? Gelmezdim. Babam savaştan bahsederken heyecanlanırdı. Ben de cepheden cepheye koştum. Ve birçok kardeşimi kaybettim. Artık savaşmak istemiyorum. Askerlerin başlarına geçmeni bekliyorum. Artık savaşmak istemiyorum. General olmak da istemiyorum. Sıradan bir insan olmak istiyorum. Savaşmayı kim ister ki? Ben de savaşmak istemiyorum. Hayatımı feda ettiğimde savaşın biteceğini bilsem, bir dakika düşünmezdim. Ama tercih, buna hakkımız yok işte. O zırhı üstüne geçirdin mi, hayat sana ait olmaktan çıkar. İşte savaş budur.
Burada kal. Bu defa kal. Ventay ölmeden önce bunu sana vermemi istedi. Asla pes etmesin dedi. Ordunun şarabını çalıp içersek bizi kırbaçlarlar. Yapamazdı. Şu anda ordunun başında kimse yok ki. Doğru. General Van öldü. General Hua da uzun süredir eğitimlere katılmıyor. Boş verin, içelim. Hadi dikin kafaya. General Hua. General Hua. Hadi. İyi, kızmadı. Demiştim size. Kimse umursamıyor. Hadi için gitsin. Hadi, hadi içelim. Komutanım. General Hua eğitim yaptırmıyor. General dedi ki eğitim durdurulsun. Eğitim yapacağız. Kalkın. Yararı olmaz ki. General bizimle ilgilenmiyor. Hala bir generalimiz var mı? Ne diyorsun sen? Hayır, dur, yapma. İsteyen otursun. Biz çalışırız. Thank you.
Ver onu bana. Sen ölüler için mi yaşıyorsun, canlılar için mi ha? Ver şunu. Yapman gereken şeyleri yapmıyorsun. Bu senin görevin. Asla pes etmesin dedi. Savaşmayı bırakmak isteyen sendin. Ventai'nin ölümünden sen sorumlusun. Bencillik ediyorsun. Geri dönmezsen sonraki çatışmalarda birçok kardeşimizin ölümünden de sen sorumlu olacaksın. Bunu anla artık. Kaplan. Hizaya geç. Tanıdığınız eski General Hua. Savaştan ve savaşmaktan korkan biriydi. Bu yüzden sürekli kaçtım. Gizlenmeye çalıştım. Ama bu korkumun... hayattaki en iyi dostumun... ölümüne neden olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Onun ölümüyle savaştan kaçarak daha fazla insan kaybedeceğimizi anladım. Bundan böyle daha güçlü bir komutan olacağım. Hepinizi koruyacağım. Sonuna kadar yılmadan savaşacağım. Sizden de güçlü olmanızı istiyorum. Yanınızdakileri korumanızı ve sonuna kadar yılmadan savaşmanızı istiyorum. Bunu yapacak mısınız? Yaşasın General Hua! Yaşasın Wei ordusu! Çok yaşa General Hua! 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 Bentai. Ölsem de ölmesem de Mulan'a öldüğümü söyle. Daha çok güçlenebilmesi için öncelikle aradaki duygusal bağ koparmalıyız.
Bana söz ver. Söz ver. Söz ver. İmparatorun 6. yılında General Hua 5000 askerle avarları nehrin karşı kıyısına püskürttü ve adamlarına bendi yıkmalarını emretti. Sayısız düşman askeri nehirde sürüklendi. Hiç kayıp vermeden 10.000 düşman askeri öldürdük. 7. yılda düşmanı 500 kilometre kadar kovaladık. Yoğun kar yağışı vardı. Düşman geri çekileceğimizi sandı. Ancak General Hua zorluklara aldırmadı. Savaşmaya devam etti. Düşmanı saklandıkları yere kadar takip edip hazırlıksız yakaladık. 20.000 avar öldürüp 3.000 tanesini esir aldık. Avarlar onun adını duyunca tir tir titrer oldu. General Hua hep ön cephede göğüs göğüse savaştı. Askerlerine moral verdi. 8. yılda General Hua yardıma ihes. Rütbesinim, yemek çavuşluğuna indirin. Ama General Hua'nın yemekle ne ilgisi var? Ben senden söz ediyorum. Götürün. Derhal efendiz. Hey, kazandığımıza göre şarap içebiliriz. Hadi gelin. Hadi. General Hua. Hadi, senin gibi müthiş biriyle kan kardeşi olmak isterim. Sarhoşsun sen. Nereye? General Hua. Ben sarhoş değilim. Bence ona gerçeği söylemeliyiz. Hayır. Ordunun morali yerinde. Ve Mulan iyi idare ediyor. Benim istediğim de buydu. Kalbi giderek güçlendi. Duygusallığı bir yana bıraktı. Avarlar buraya saldırdığı sürece bize rahat yok. İkiniz de yalnızsınız. Kaan'ım, Futu Bey'i, Şelun ve Bulu Sen dışarıda. Size veda etmek istiyorlar. Saygılar. Maalesef kabilem bu HES savaşında çok kayıp verdi. Yurtlarımıza dönüp toparlanmak istiyoruz. Bu defa siz beyleri sırf yağma için toplamadım. Şuadongu, Dayue ve Davan kabileleri birlik olursa Vey'nin merkez ovasını ele geçirebiliriz. Kuzeyin soğuğundan sonsuza dek kurtulup avarların hayalini gerçekleştirebiliriz. Şimdi zaman birlik olma zamanı. Ne diyorsunuz? Büyük Kaan izin verdi. Bize gidebilirsiniz dedi. Evet, evet genç Kaan. Tamam. Şarap getirin. Babam gerçekten müşfik insandır. Futu, sen de çok çalıştın. Önce sen git. Teşekkür ederim. Başka gitmek isteyen? Baba, Futu diğer beyleri dönmeye zorluyordu. Ben de onu öldürdüm. Evlat, mutsuz olduğunun farkındayım. Yurtluklar arasında koşturup kabileler arasında bir birlik oluşturmaya çalıştın ama olmadı. Baba, bana bu hayatı sen verdin. Şu anda moralleri bozuk. Savaşa dayanamazlar. Avar soyunu korumalıyız. İnsan kaybetmemeliyiz. Kaan olduğunda sen de böyle düşüneceksin. Bu kadarı bana yetmez. Biz güçlü bir orduyuz. Muhtemelen kaybetmeyiz. Kesin kazanırız diyemiyorsun. Bence geri çekilmeliyiz.
baba. Küçük bir çocukken bir gün sana biz neden yağma yapıyoruz diye sorduğumda bana ne demiştin? Hatırlıyor musun? Avarların demire ihtiyacı var. Demire neden ihtiyacımız var? Silah yapmak için. Peki o silahları ne yapacağız baba? Tabii, tabii ki yağma yapacağız. Evet baba. Kız kardeşim gibi benim de bir hayalim var. Bir gün biz de yağmayı bırakıp Vey halkı gibi verimli topraklarda refah içinde yaşayacağız. Vey topraklarını elimize geçirdiğimiz gün sorumluluğunu yerine getirmiş bir insan olarak mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağım. Baba, sen de bana hak veriyorsun, değil mi? Kaan'ım, iyice parlattım. Guda, artık bana hizmet edeceksin. Babamın ruhu göklere ulaştı. Bugünden itibaren ben Mendu, Avarların yeni Kaan'ıyım. Senin annenin soyu da avarlardan. İleride dünyaya hükmedecek. Saf avar kanı taşıyan çocuklarımız olması için seninle yakın zamanda evlenmemiz gerekiyor, anlıyor musun? Hazırlanın! Avarların başına öyle yeni Kaan Mendo geçmiş. 200 bin öyle kişilik ordu kurarak öyle güneye akın etmeye öyle hazırlanıyormuş. Ne diyorsunuz öyle general? Başkomutanım, ben Mendu'yla savaşmıştım. Çok zalim ve hırslı biridir. Biz yetersiz kuvvetlerimizle 200 bin kişi karşısında ayakta duramayız. Geri çekilip geçitlerimizi korumalıyız derim. Tabii karar size ait efendim. Başkomutanım, geri çekilirsek askerlerimizin morali yerle bir olur. Hele bir de Mendu peşimizden gelirse çok büyük kayıplar verebiliriz. Yalvarırım başkomutanım, geri çekilmeyelim. Emrederseniz ordumuzun başında savaşa giderim. General Hua, çok cesur ve yurtseversin ama bir savaş stratejin var mı? Başkomutanım, genelde biz düşmanın karşısına ani olarak çıkar, onları şaşırtarak çatışmayı kazanırız. Taarruz birliğimiz onlarla çarpışırken bir kolumuzda pusuda bekler. Ama bu kez tam tersini yapmayı düşünüyorum. Ben karşılama birliğinin başında olacağım. Başkomutanımız da daha geride ana taarruz birliğinin başında bekleyecek. Geri çekilerek bizi vadiye kadar takip etmelerini sağlayacağız. Mendu hepimizi kılıçtan geçireceğini düşünerek tedbiri elden tamamen bırakacak. Ve başkomutanınız arkalarından onları kuşatarak geri çekilme imkanlarını yok edecek. Düşman geriye döner dönmez İşaret verirseniz ben de saldırıya geçerim. Önden arkadan kuşatmış oluruz. Tamam, sana 20 bin asker vereceğim. Başkomutanım, bu taktikte hız çok önemli. Hemen bu gece yola çıkmalıyım. Bu yüzden lütfen emredin, malzemeleri şimdiden vadiye yerleştirsinler efendim. Bu plan derhal uygulanacak. Emredersiniz. Teşekkür ederim efendim. Hey,
Ben Yüce Vey ulusunun generali Hua Mulan'ım. Demek başkomutanınız iyice yaşlandığı için senin gibi bir emir erin ölüme yollamış. Burası Vey ulusunun topraklarıdır. Hemen terk edin. Ama ben topraklarını çok beğendim general. Unutma, Vey halkı kuzudur. Ve avarlar da kurttur. Sakin olun. Bizim ordumuzda Hanlar, Şiler var. Zanbeyler var. Cianklar var. Ama hiç kuzu yok. De. Ha. Ortalama 20 bin adamları var. 4 saat süre veriyorum. Hepsini öldürün. Baş üstüne. Komutanı Hua Mulan bizi dağıttı. Ne demek dağıttı?
Hua Mulan. Birlikler hazırlansın. Planımızı yuttular. Süvari Birliği, ön grubu geriye alın. Birlikler vadiye çekilirken onları koruyun. Emredersiniz. Mulan! 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 Ölmediğini biliyordu. Biliyordu. Mulan. Mulan, doktor. Emredersiniz. Sık dişini. Sık dişini. Avarlar geliyor. Generalim, avarlar geliyor. Birlik geri çekilsin. Generalim, yaralıları alırsak çekilmemiz zorlaşır. Birlik geri çekilsin. Generalim. Kaldıralım. Generalim. Birlik geri çekilsin.
Kardeşlerim! Tüm gücümüzle generalimizin geri çekilmesini kolaylaştırmalıyız. Hazır mısınız? Generalim. Badi ağzını kapatın. Çabuk. Emredersiniz. Malzemeleri içeri çekin. Emredersiniz. Oturun ulan. Generalim. Doktor da ilaçlar da zehirli ejderha olayı sırasında yok olmuş efendim. Run! Kaan'ım, neden üstlerine gitmiyoruz? Önce Hua Mulan'ı, sonra Zi'yi öldürürüz. Buradan bir yere kaçamazlar ki. Kısıldılar. Kaan'ım, şimdi biz... Ölüm onlar için çabuk bir kurtuluş olur. Çaresiz insanları izlemeyi severim. Özellikle de Hua Mulan gibileri. Her yeri araştırdım. Ama vadide ne erzak ne de su bulabildik gene. Elimizdeki erzağı toplayıp askerlere dağıtın. Atları da öldürün. Atları öldürüp kanlarını saklayın. Emredersiniz. Şimdi tek umudumuz... Başkomutanın işaret dumanı. İşaretten önce ölürsen... Kardeşlerimize sen önderlik yap. Seni tanıyorum. Güçlüsün. Buna da dayanırsın.
hepiniz gittiğinizde ben de ölmek istedim. Her gece tek tek yıldızları saydım. Gökte yeni bir yıldız görünmediğine göre demek ki ölmeyeceksin. Yakında iyileşeceksin. Çok iyisin. Çabuk, çabuk! Generalim, generalim! Verin, verin olsun. Ağlayın! Ağlayın böyle! Ağlayın ki size yardım etsinler! Verin! Generalimiz gelip sizi kurtaracak mı? He? Ki sesini duysunlar. Kör pislik. Hepiniz geberin. Generalim, yalvarırım. Onları kurtarın. Sizi de ölüme yollayamam. Bir şeyler yapın generalim. Orada inleyen kaplan sizin kardeşiniz. Hepiniz kardeşimsiniz. Beklemeliyiz. Huki, tuzağa düşme. Geliyorum kaplan. Komutan. Emredersiniz kanım. Vadiden çıkmazlarsa öldürün! Thank you.
Sonunda hayalim gerçek oldu. Erzağımız bitti. Daha fazla dayanamayız. Başkomutanın da geleceği yok. İlaç bulamazsak sen de kardeşlerimiz de dayanamazsınız. Öleceksem cephede ölmek isterim. Var mısın Ventai? Varım. Öldükten sonra bile hatırlayacağım. Tek kişi sensin. Kahraman askerlerim. Burada beklememizin nedeni başkomutanımızın da karşıdan gelecek olmasıydı. Ancak kendisi plana uymayarak bize ihanet etti. Bugün cepheyi kanlarımızla sulayacağız. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Belki de bu son savaşımız olacak. Sizden hep yaptığınız gibi benimle olmanızı istiyorum. Özgürlüğümüz için. Adalet için. Askerlerim, hiç boyun eğmediniz. Asla yalvarmadınız. Şimdi de öyle yapın. Bu son savaşımız en büyük olanıdır. Cesur olun. Korkularınızdan sıyrılın. Kendiniz için değil, geride kalanlar için. Özgür Çin için. Adil Çin için. Tüm benliğinizle. Adil Çin için. Benim cesur yoldaşım, siyah rüzgarım, bağışla beni. Yapmayın generalim, lütfen, size ihtiyacımız var. Lütfen yapmayın. Ayağa kalk. Generalim, kalk generalim, kardeşim. Lütfen general, lütfen generalim. General. Generalim, general. Yalvarırım generalim. General. Generalim. General. Generalim. General, generalim, dinlenmeniz lütfen gerek.
Kaan'ınıza söyleyin hemen buraya gelsin. Ben Wei İmparatoru'nun 7. oğluyum. Adım Toba Hong. Doktor, ilaç ve erzak bırakın. Sizinle geleyim. Ve kardeşlerimi serbest bırakın. Ha, yani canlı bir prens karşılığında binlerce asker öyle mi? Tamam. Alın. Bu kadar çabuk iyileşeceğinizi ummuyordum. Daha yapmam gereken bir sürü iş var. Generalim. Kardeşlerimiz iyileştiğinde evlerine yollayın. Generalim, siz nereye gidiyorsunuz? Peşimden gelmeyin. Generalim. 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 Bu bir emirdir. Hoşça kalın. Generalim. Ne yapıyorsun? Topla şunları. Peki. Baban senin karşılığında ne kadar altın verir dersin? Babam beni sevmez. Ümidin boşa çıkabilir. Heh. Bırak insanları. Kurtlar bile yavrularını korur. Bu doğa kanunudur. Bir kurtla aynı yerde olacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Senin gözünde bir kurtum.
Ama avarlara göre dünyaya yüzyılda bir gelecek bir kahraman. Halkının kalbini kazanan bir ulus kazanmış olur. Dünyayı ele geçirebileceğini mi sanıyorsun? Muzaffer bir akıncı olabilirsin ama halkına bir hayat sunamıyorsan, savaş kazanmış olsan bile karşında benim gibi hükümdarlığını alaşağı etmeye can atan binlerce savaşçı bulursun. İskelet istiflemekle ancak kişisel hırslarını tatmin edebilirsin. Aklın bulanmış. İçkiye dayanıklı değilsin. Çekil. Teşekkür ederim. Hop hop. Ne düşündüğünü iyi biliyorum prenses. Merak etme. Vey topraklarını ele geçirip kral olduğunda seni de kraliçe yapacağım. Böylece hayalini kurduğun hayata kavuşursun tatlım. Ben Vey kraliçesi olmayı artık savaşlar sona ersin, avarlar acı çekmesin diye istiyordum. Amacım seninkinden farklıydı. Yaptıklarını hiçbir zaman onaylamadım. Senin gibi kişisel hırslarım yok. Kimsin sen? Korkmayın prenses. Ben Vey Generali Hua Mulan'ım. Adını duymuştum. Prensesinize karşılık beni mi rehin alacaksın? İki toplum arasında barış yapma fikrinize saygı duyuyorum. Ve bunu gerçekleştirmek istiyorum. Gerçekleştirmek mi? Beni gözünüzde büyütmeyin. Alt tarafı bir kadının. Kardeşim babamı öldürdü. Sesimi bile çıkaramadım. Gördüğünüz gibi ben de bir kadınım. İnanılır gibi değil. Babamın yerine orduya katıldım. Bu kadar başarılı olacağım hiç aklıma gelmezdi. Hele cephede kasap gibi adam doğrayabileceğimi hiç düşünmezdim. Bu 12 yıl içinde onca zafere rağmen içim hiç rahat olmadı. Prenses, ancak bu savaşın nedenini çözdüğümüzde savaşı durdurma şansımız olabilir. Hem sizin hem de tüm dünyanın kaderi yine sizin elinizde. Sonunda elçiniz geldi. Bütün isteklerim kabul edilmiş. Demek ki aslında baban seni çok seviyormuş. He? Doğrusu bunu öğrendiğime sevindim. Hadi. Herkese haber verin. 3 gün kutlama yapılacak. Emredersiniz kralım. Düşündüm ve sana hak verdim. Kocacığım, bir içki alırsın değil mi? Buna sevindim. İntikamı alınacak ve öleceksiniz. Alçak herif! Ne
Mula. Mulan. Kalkın! Çok yaşasın Hocaşkeleri! Huan Mulan geliyor! Ne yazık ki başkomutanımız korkak biri çıktı ve tabii hesabı derhal görüldü. Saygılar Majesteleri! Seninle gurur duyuyoruz Mulan! Seninle gurur duyuyoruz Mulan! Hoş geldin! Hoş geldin Mulan! Hoş geldin Mulan! Hoş geldin Mulan! Heramlayın! Usta. Hoş geldin. Babam nerede? Her gün yolunu gözleyerek dua etti. Baba. Ben geldim. Bu vesileyle Hua Mulan'ı Wei'nin başkomutanı ilan ediyorum. Bu görevi kabul edemem. 12 yıldır savaşıyorum. Babamla hiç ilgilenemedim. Kendisi çok hasta. İzin verirseniz evime gitmek isterim. Ben aslında bir kadınım. Vereceğiniz cezaya razıyım. Ne mutlu bize ki bir anne senin gibi cesur bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Hadi kalk, seni affettim. Teşekkür ederim majesteleri. Şimdi yüce ulusumuza bir duyurum olacak. Oğlum Hong'la Avar Prensesi'nin evliliği sayesinde savaşlar bitecek ve iki ulus sonsuza dek dost olacaktır. Bundan böyle bu bölgede barış hüküm sürecektir. Dağılabilirsiniz. Çok yaşa Majesteleri. Oğlum Hong, Avar Prensesi ile evlenmen memleketimiz için çok önemli. Umarım sorumluluğunun farkındasındır. Evet Majesteleri. Kızının olması çok güzel bir şey. Hep uysal ve itaatkar. Şimdi de güzel ve başarılı bir general oldu. Ha işte geldi. (Gülüyor)
Gel birlikte kaçalım. Nereye olursam. Bir defasında savaşı durdurabileceğimi bilsem canımı feda ederim demiştin. Şimdi sözünü tut. Hayatımdan vazgeçmek kolay. Ama sevdiğim kadından vazgeçemiyorum. Daha fazla kaplanın ölmemesi için ailelerin evlerine daha fazla kanlı künye gitmemesi için buna mecbursun. Evet, biliyorum. Lütfen beni unut. On iki yıl boyunca cephede her uyandığımda aklıma ilk gelen kişi sen oldun. Orada olduğunu bilmek bana gözlerimi açmak için cesaret ve kuvvet veriyordu. Ventai. Bil ki bundan sonra da hep böyle olacak. Ataların dediği gibi, evden çok uzaklaşırsan sonunda kökünü unutursun. Savaşta ölürsen, hayatın toprağa düşen yağmur gibi buharlaşır, yok olup gider. Ama o arada birine aşık olursan, umut tekrar filizlenir. Ve hayata tekrar büyük bir tutkuyla sarılıp yaşama katılırsın. Hayat dediğin de budur zaten. Entai. Teşekkür ederim. Altyazı M.K.
上了月光，射向我老家的。